Türkiye büyüyor Yok, diye sen, 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 senin, senin söylemin değil. değil bu, herkesin, herkesin e, ortak, ortak söylemi özellikle yani. e, iktidardaki siyasal e, yapı bunu böyle kullanmayı tercih ediyor. E, Türkiye zaten büyük bir ülke, yani Türkiye büyüyor lafının içerisinde başka şeyler koymak, ekonomi büyüyor lafı evet. daha aslında şey Türk değil. Türk. değil evet, <laughs> evet, evet. E, ekonomi ekonomi büyüyor. E, ekonomi de şimdi büyümeyi e, şimdi büyümeye baktığınız zaman o büyümenin alt kırılımları ne onlara bakmanız lazım, alt değişkenlerini onlara bakmanız zaten lazım ama ben hemen bir şey söyleyeyim, hani. Bir tarafta büyüm açıklanıyor. Öbür tarafta açız. Şimdi e, geçen sene fert başına düşen milli gelir 2021 yılı sonu itibariyle yani 31 Aralık tarihinde Türkiye'de fert başına düşen milli gelir ki nasıl hesaplandığını biliyorsun değil mi? Toplam katma değerin nüfusa bölümüyle evet. ortaya çıkıyor. Fert başına düşen milli gelir 9539 dolar olarak ölçülmüş ve sunulmuş. 9539 dolar fert başına milli gelir. E, Mart sonu yani %7 nokta büyümeden sonra fert başına düşen milli gelir 9.375 dolar. Yani yaklaşık ne kadar? 200 dolar civarında bir gerileme var. Fert başına düşen milli gelirde. Şimdi büyüyen ekonomide fert başına düşen milli gelir nasıl azalır? E çok basit. Siz Türk lirası cinsinden büyüyorsunuz. Ama girdileriniz dolar cinsinden. Amerikan doları cinsinden dolarize olmuş bir ekonomik yapı var. E, e, kurlar almış başını çılgınca gitmiş. Dolayısıyla o büyüme rakamlarını bütün bu parametrelerle birlikte değerlendirdiğinizde aslında bir anlamlı sonuca ulaşabiliyorsunuz. Kaldı ki, kaldı ki sevgili Togay, şimdi 2021 yılı sonunda Türkiye'nin ...yüzde %11'lik bir büyümesi vardı biliyorsunuz. 2021 yılı sonunda %11 büyüdük denmişti. Ee, yıllık bazda aldığınızda, yıllık aldığınızda ee, 10.9'luk bir büyüme var yıllık bazda biliyorsun. Dolayısıyla aslında ekonomideki Mart sonu itibariyle yıllık bazda büyüme binde bir olarak hesaplanıyor. Binde bir. Tabii binde bir olarak hesaplanıyor. Zaten bu yılın toplamında da bu yılın toplamında da yüzde üçler civarında yüzde hatta iki üç aralığında bir yere oturacak bir büyüme gerçekleşeceği şeyi var, eklentisi var. Şimdi, ee, bak, niçin şey daha az pay alıyor, çalışan kesim daha az pay alıyor? Çünkü enflasyonda boğuşuyorsunuz, çünkü enflasyonu engellemeye çalışıyorsunuz, işte acı reçete dediğiniz bu ve siz bu sarmaldan kurtulabilmek için bu acı reçeteyi seçim sonrasında daha sert bir biçimde bu topluma içirmek, bu topluma uygulamak zorunda kalacaksınız. Şimdi, 2021 yılının ilk çeyreğinde, Ortalama dolar kuru biliyorsun 7.38'li. Evet. İkinci çeyrekte 8.37 oldu. Üçüncü çeyrekte 8.53 oldu. Dolar kuru ortalaması. Ee, 2022-2024 yılı orta vadeli program. Biliyorsun hazırlanmış orta vadeli program vardı. Bu orta vadeli programda dövizin bir miktar yükseleceği beklentisiyle 2022 yılı içerisinde ortalama döviz kuru 8.92 öngörülmüştü. Bakın 8.92 öngörülmüştü ortalama döviz kuru. Şu an 16 liradayız. Ee, ve şeye kadar bugüne kadar ki ortalamaya baktığınızda da 14.5'larda falan seyrediyor ortalama döviz kuru. Şimdi dolayısıyla sizin hani niye zam yapıyoruz, niye zam yapmak zorunda kalıyoruz... Niye işte e, büyümeye rağmen işte toplumdaki refah yükselmiyor? Çünkü bu büyüme topluma refah getirebilen bir büyüme değil. 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 Bu büyüme dövize endekslediğinizde, döviz fiyatlarıyla değerlendirdiğinizde aslında bir küçülme de söz konusu. Ona ilişkin rakamları da söyleyeyim sana. Neredeydi? Rakamlar takım? zaten her şeyi gösteriyor aslında. Tabii tabii. Şimdi bak. Şimdi 2020 yılı yıllık bazda 2020 yılı yıllık bazda 1.8'lik bir büyüme vardı. Yıllık bazda ee, 716.900 dolara karşılık geliyordu. 716 milyar 902 milyon dolara karşılık geliyordu. 2021 yılında %11'lik bir büyümeyle kapattık. 2021 yılının sonunu 716 milyardan 802 milyar dolara çıkarabildik büyüme yani dolar bazında dolardaki kur artışından da kaynaklı büyüme TL'ye göre biraz daha düşük kaldı. Şimdi 2022'nin 2022'nin birinci çeyreğinde 7.3'lük bir büyüme açıkladı TÜİK. Dolar bazında baktığınızda 179 milyar 800 milyon dolara karşılık geliyor. Oradaki e, o toplam üretilen haslat. E, hasılat. Şimdi 2021 yılının son çeyreğinde neydi biliyor musun Burak'ın? 198 milyar dolar. 2021 yılının 3. çeyreğinde 225 milyar dolar. Yani baktığında baktığında mesela 2021'in 1. çeyreğinde yani 2022'nin 1. çeyreğine karşılık geldiği için söylüyorum. 1. çeyreğinde 188 milyar dolar olan bir hacim 2022'nin 1. çeyreğinde 179 milyar dolara gevşemiş vaziyette. Neden? kurullardaki artıştan kaynaklı olarak. Dolayısıyla siz bütüncül yaklaşmadığınızda, bütüncül yaklaşmadığınızda bu işi istediğiniz gibi değişik pazarlayabilirsiniz, lanse edebilirsiniz ama insanların bütçesine, insanların cebine, cüzdanına yansıtamazsınız. Şimdi 7.4'lük büyümenin detaylarına baktığında, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki büyümeye baktığında 0.9, yani binde 9'a karşılık geliyor. Yüzde 1 bile değil büyüme. Eee sanayi üretimine baktığında 7.4'lük bir büyüme söz konusu. Bu arada gayri safi yurt dışı hasıla %7.3 büyüyor ilk çeyrekte. Ee, i̇nşaat sektörü sen söyledin 7.2 küçülmüş. Buradaki en başat sektör finans ve sigorta faaliyetleri %24.2 büyümüş. Zaten evet. baktığında açıklan, şey açıkladıklarına göre de biliyorsun banka yine yine rekorlar kırdı. Şimdi e, buraya baktığınızda, buraya baktığınızda aslında siz e, üretim odaklı ya da üreterek gerçekleştirilmiş bir e, büyüme sağlamıyorsunuz. Çünkü bankacılık finans büyük e, büyüme rakamı. E, ondan sonraki büyüme rakamı nedir o? E, bilgi, bilgi ve iletişim sektöründe %16.8'lik büyüme var hizmetler sektöründe 14.9 var. 14.9'luk bir büyüme var. Yani, yani. vatandaşa cebine yansımayan bir büyüme özetle. E, e, gayet tabii. Çünkü Peki, harca, e, harcama odaklı, ülkeye katkısı ne? Harcama odaklı bir büyüme. Bu, bu harcama odaklı bir büyüme. Şimdi baktığınızda hani bu rakam, şey büyüme e, normal şartlarda aslında her şey yolunda olsa, enflasyon iyi gitse, bütçe rakamlarında denklikle ilgili sıkıntılar yaşamıyor olsak, Hani büyümeden kaynaklı olarak vergi gelirlerinde bir artış olacaktır. O da topluma bir refah olarak dönecektir. Ama biz bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için harcamayı teşvik edebilmek bakımından biliyorsun vergi gelirlerinde tasarruf ettik. Yani evet. katma değer vergisinde falan geri adım attık. Gerçi e, alkol içeceklerde ve tütünde ekstrem uygulamalar falan var ve orada habire e, vergi... Daha da geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, bizden evet, zaten, zaten, zaten. açıkladı söyledi. O bir politika tabii ki yani o, o, o bir politika şimdi seçim öncesinde de tabii herkes... Ee, kendi meşrebinde eee hitap ettiği kesimin hoşuna gidebilecek nitelikte de uygulamalar yapmaya çalışacaktır. Bu iktidar içinde geçerli, muhalefet içinde geçerli. Siyaset böyle bir şey. Bizim burada konuşmaya analiz etmeye çalıştığımız şey biraz siyasetten arındırılmış olarak biraz için tekniğine